Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik hisse analizini güncel haliyle paylaşacağım. Logaritmik ölçekteyiz, günlük grafik. Logaritmik başlatmamın sebebi aslında hissenin uzun vadedeki yükseliş trendini çok net olarak görmenizi sağlamaktı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi son derece başarılı ve sağlam, emin adımlarla istikrarlı bir şekilde yükseliş trendi dahilinde devam ediyor. Dikkat edecek olursanız hisseyle ilgili açıklanan kapa veri ya da bugün %4,5'luk düşüşü vesaire, bu ana yükseliş trendi dahilindeki hareket için bir anlam ifade etmemekte. Lineer ölçeğe geri dönüyorum ve ana regresyonu belirleyelim. Bakın, uzun vadeli bir regresyon kanalı yerleştirelim şimdi, dilerseniz birlikte. Ve bu regresyon kanalı dahilinde görmüş olduğunuz gibi eğim pozitif, yani yön yukarı ve gerçekten de çok tutarlı bir şekilde kanal alt sınırları destek teşkil ediyor. Üst sınırlar ise her zaman direnç teşkil eder nitelikte rol oynamış. Bu kural değişmez. Şimdi bir geriye döneyim, tekrar bir görün. Burada mesele hissenin işte alıp başını gidememe olayı burada da karşımıza çıkıyor. Yani regresyon ana kanalından yukarı yönlü hareketlerin deli gibi Mars'a kadar gidecek şekilde hareket edememe sebebi işte bu regresyonlardaki medyanların fiyatı geri çağırmasıdır. Dolayısıyla kanalın üst sınırlarında oluşan bölgeler her zaman köpük bölgeleridir ve geri dönme durumu kesinlikle yaşanır. Ereğli'de de bu durum oluşmuş. Şimdi kodu çalıştıralım ve daha yakın dönemdeki regresyonları birlikte değerlendirelim. 175 gündür devam eden siyah renkli ana yükseliş kanalını görüyorsunuz ve içerisinde 39 gündür devam eden, şu özellikle depremle ilgili olarak kapalı kaldığımız dönemden sonra açılınca bir saçma sapan hareket dönemi olmuştu biliyorsunuz. O bölgenin yaratmış olduğu tuhaf görünüm zaten ortada. 39 günlük bu regresyonda yukarı yönlü, yani kısa vadede de mavi renkli kanalın aynı orta uzun vade için söylediğim gibi yükseliş anlamında devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi tabi bugün daha mikro ölçeğe dönelim. Şimdi bugünkü gepli aşağı açılış ve hissenin bir türlü kendini toparlayamaması durumu bir gap yarattı. Bu gap aslında isterseniz yükselirken de bırakılan aynı bölgeye denk geldi. Şimdi artık Ereğli'de bu çizmiş olduğum kırmızı bant bölgesi bir boşluk bölgesi şeklinde grafiğimizde yerini aldı. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı yukarı geri dönerken hisse tabii ki hani yer kabuğunun çekirdeğine kadar düşmeyeceğine göre toparladığında bu bölge doldurulacak anlamına geliyor ve geri dönüşte bu bölge aslında isterseniz bir direnç bölgesi teşkil edecek. Şimdi aşağı yönlü hareketin devamı halinde en yakın pazartesi günü için yerleştireceğimiz destek seviyesi 40-16 olarak görünüyor. Bu nereden çıktı? Hemen onun altında da biraz daha ertesi güne yerleştirelim. 39-84 şeklinde görülen orta uzun vadeli trend desteğimiz mevcut. Şimdi o zaman matematiğin bize vermiş olduğu somut verilerle değerlendirdiğimizde kimin ne dediğini değil, matematiğin ne dediğini önemserseniz ya da o karakterde çalışıyorsanız borsada 40-14 ve 39-84 seviyelerinin kanal destekleri şeklinde karşımıza çıkacağını görmekteyiz. Bunu dikkate alabilirsiniz. Peki bu kanal aşağı kırılmaz mı? Tabii ki kırılabilir. Tekrar yukarı atma çabası sonrasında bir önceki dibi delerse aşağı yönlü akış devam eder. Eğimi ne olur? Eğimin ne olacağını kimse bilemez. Düşüş hareketinde ne şekilde bir dinamik oluşacağını tekrar analiz ederiz. Buradaki mesele, önemli üzerinde durmamız gereken bölgenin şurada belirleyeceğimiz yatay destek bandı olduğunu ortaya koyalım. Yani
hisse aşağı yönlü akmaya devam ederse o durumda savunulması gereken ikinci destek bandı bölgesi burasıdır. 36-68 ila alt sınırında yerleştirelim birlikte. 35-56 seviyesi. Buralarda hisse senedi geri döndüğünde akıllı para dediğimiz bir giriş yaşanabilir, ihtimaldir. Tabii ki oraya geldiğimizde mevcut konjonktürde önemli olacaktır. Ekranda kırmızı çerçeveler içerisine aldığım seviyeler yataylarda bulunan önemli destek bantlarıdır. Ve aynı zamanda bu bölgedeki trend kanallarımızın destek seviyeleridir. Bu şekilde dikkate alabiliriz. Temizliyorum müsaadenizle. Regresyon analizinden çıkalım. Şimdi EMA'lara bakalım. EMA'ları acaba felaket hale getirdi mi bugünkü hareket? Şimdi Ereğli'nin karakteristik hareketini irdeleyecek olursak sert yukarı ve sonrasında bir yatay bölge oluşturmuş yakın dönem. Sonra bir W formasyonu ve W formasyonu boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte zirve bölge bandına gelmişiz. Yani bu bölge sonrasında evet tuhaf ataklar ve sert geri çekilme zaten ekranda. Şimdi ne yapıyoruz? Geri çekilme nereye kadar oluyor? Bunu irdeleyelim. Bu bölgede W'yu oluştururken Ereğli'nin geri çekildiği maksimum seviyenin EMA 89 olduğunu görüyorsunuz. Bakın fiyat konuşmuyorum. Şu seviyeye kadar çekildiği değil, önemli olan hangi EMA seviyesine çekiliyor. Karakteri bu belirleyecektir. EMA 89 her Allah'ın günü aynı seviyede olmadığına göre biz şimdi bugünkü EMA 89'u dikkate almaya başlamalıyız. Bakın sonra ne oluyor? EMA 89'a kadar geri çekilip sonrasında bir yukarı atak olmuyor. Tekrar EMA 89 tutunamadığını gördüğünüz anda bir alttaki EMA'nın tekrar devreye girmesi kaçınılmaz olur. Bu Ereğli olduğu için değil, bütün varlık finansman analizlerinde, teknik analizlerinde bu karşımıza çıkar. Şimdi Ereğli ne yapıyor? Bugüne geldik. Ereğli bugünkü gap'li aşağı açılışla birlikte bu bir kopuş şeklini aldı. Tekrar toparlayamıyor gördüğünüz gibi. Aynı anda EMA 34 ve EMA 55 olmak üzere iki tane EMA'yı aşağı kırmış oldu. Bakın biri burada EMA 34, biri de burada EMA 55. EMA 55'in aktif şu anki değeri 41.54. 41.54 üzerine yerleşmediği sürece EMA 89'a doğru hareketin çok normal karşılanması gerektiğini bilmeliyiz. Bakın ekrana yerleştiriyorum. 41.60, 41.58 şu şekilde kalsın. Bu değerin üzerine atmalıyız. Peki bu mümkün olabilecek gibi mi? Bunu bilemeyiz ama üzerine atarsa eğer bu sefer burada aşağı yönlü artık kafayı biraz yaklaştırayım şöyle siz de görün ne anlattığımı. Kafayı aşağı bükmeye başlamış olan EMA 34 direnç teşkil edecek. Pazartesi günü için mevcut EMA 34 seviyesi yaklaşık 42-42'de olacak. Yani 42-50 bölgesi. Bunun üzerine atması demek zaten Ereğli'nin artık düşmeye niyeti yok demektir. Ancak bu o kadar kolay olmayabilir. Çünkü burada hem çıkarken hem de düşerken yani üst üste double bir gap bıraktı. Ve bu gap bölgesini bir şekilde doldurmak zorundayız. Yani o bölgede bir ticaret olmak zorunda. Gap'in ana mantığı budur. Şimdi orada alım satımın gerçekleştiğini görebilmemiz için de bir kısa dönemde olsa oralarda oyalanması gerekiyor. Burayı tekrar belirleyelim. Bakın şu bölge bizim ticaret yapmamız gereken bölge, ticaretin doğru dürüst oluşamadığı bölgeden bahsediyoruz. O zaman Ereğli bu bölgeyi dolduracaksa tekrar yukarı dönüşte ilk önce EMA 89'dan bahsettim. O cepte o negatif senaryoya tekrar döneceğim. Şu şekilde çizelim. Bakın şimdi Ereğli tekrar yukarı dönmeye çalışırsa ilk önce bu kırmızı bölgeyi bir doldurmak zorundayız. Böyle direkt olarak bir günde burayı geçemeyiz. Geçmemeliyiz. Yoksa tekrar geri döneriz. Bu bölgeyi o şekilde ticaret yaparak
yedirerek yani o bölgede bir maliyetlenme ve alış-satış hacmi oluşturduktan sonra Ereğli'nin aslında EMA'lar tarafında da önü açılmış olacak. Tekrar yukarı yönlü hareketin ivmelenmesini sağlayacak üst değer aslında işte burası karşımıza çıkıyor. 43.50. Bu ekranımızda kalsın. 43.50 kesinlikle Ereğli'nin tekrar yükselişe başlayabilmesi için aşması gereken eşik değerdir. Aşamazsa ne olur? İşte aşamazsa aşağı yönlü akış tekrar başlar ve EMA 89 bölgesine eğer şimdi temaslanamazsak bir sonraki dalgada gelir düşeriz. Orayı görürüz. Orayı fiyatlayalım. 40 lira. Şimdi 40 lirayı bileceğiz. 40 lira bizim için önemli. Niye EMA 89? EMA 89'un ne önemi var? Ne önemi var? Çünkü hisse bakın ilk W bacağını EMA 89'da, ikinciyi de orada yapmaya çalışmış yine EMA 89. Olmayınca EMA 144. Demek ki en vahim tabloda EMA 144 karşımıza çıkar. EMA 144 yataya döner. Hafif bu yukarı eğimini yataya çevirir. Biz burayı 37-70 olarak ekrana koyalım. Şu şekilde de kaydırıp bütün bu referans seviyeleri pozisyonunuzu yönetebileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz artık. Bu da işin EMA kısmıydı. Peki yukarı yönlü olarak gerçekten sağlam bir ereğli hareketi görürsek formasyon tarafında olay neye döner? Bakın bazı hisse senetlerinde gördüğümüz W sonrasında oluşan tabi anormal bir fiyat hareketi var Ereğli'de. Şu kısımları göz ardı edin. Yani şu mum rezalet bir mum zaten 21 Şubat. Bu bölgede bir tane kulp yapmaya çalıştığından bahsederiz. Bu kulp W'nun kulbudur. Bir devam formasyonu şeklinde ortaya çıkar ve kırılımıyla birlikte üstünde tutunma hareketini gördüğünüzde artık alım için hazır hale gelir. Seviye yaklaşık olarak 52 liralar seviyesi. Hissenin zaten 53 lira bölgesinde zorlandığını biliyoruz. 52 liralarda devam formasyonunu tamamlayıp kopmaya çalışacaksa eğer temkinli yatırımcı 53 lira üstündeki tutunmada alır, önü açılmış bir ereyle alır. Yani sağlam iş yapar. Huzurla taşır ve herhangi bir şekilde kendini de rahatsız hissetmeden pozisyonunu devam ettirir. Geçelim. EMA'ları anladık. Durum temiz. Seviyelerin hepsi ekranda. Bunlar böyle bir günde değişecek seviyeler değil, değerli yatırımcılar. O yüzden en azından önümüzdeki hafta pozisyonlarınız için kullanabileceğiniz referans seviyelerdir. Bu data seti bir hafta için en azından kullanabileceğinizi düşünüyorum. Geçtim şimdi. Gelelim HSD trend analiz algoritmasına. Algoritma W'nun kırılmasıyla birlikte bakın uyandırma mumunda artık yani şu W bitti mumudur bu. Yukarı yönlü alım sinyalini göndermiş. Birinci kâr satışı yapıldı ve sonrasında geri dönen fiyat hareketiyle birlikte kâr satış seviyelerimizden artık uzaklaştık. Onlar yine ekranda. Kâr satış seviyelerimizin hepsi yine belirlenmiş vaziyette. Ancak fiyat aşağı yönlü hareketiyle dediğim gibi uzaklaşmış bir vaziyette olmasına rağmen yeşil mumlar devam ediyor. Sat sinyali yok. Matrey'e geçiyorum. Matrey'de stop seviyelerimizi pazartesi günü test etme ihtimali oluşabilir. Seviye 39.52'de Matrey alım sinyalini 1 Mart tarihinde vermiş ve pozisyonu taşımaya başlamış. Şu anda stop seviyesi kesilmediği için herhangi bir sat sinyali yok. BUM'a geçiyorum. Diğer günlük algoritma. Bakın, üçüncü günlük algoritmayı paylaşıyorum. BUM algoritması alımdan sonra aşağı akışla birlikte bugün itibarıyla sat sinyalini gösteriyor. Kapanış bu bölgelerde olursa eğer BUM son açmış olduğu bu pozisyonu kapatacak ve terse düşmüş olacak. Şu an itibarıyla görünüm bu şekilde. Kapanıştan sonrasına bakacağız. Devam edelim. RUA'yı veriyorum. RUA'da da aynı şekilde alım sinyalini görüyoruz. 17 Şubat ve sonrasında bakın pozisyonun açılışı yani execute mumu bu ve ilk kâr satışı gelmiş.
Sonrasında geri çekilen fiyatla birlikte dün, pardon, hangi gün? Çarşamba günü sat sinyali ekrana gelmiş durumda. Perşembe günü sabah açılışıyla birlikte RUA pozisyonu kapatmış. Evet, RUA'da pozisyon taşınmıyor. Şimdi buraya kadar 4 tane günlük algoritma paylaştım sizle. 2 tanesi pozisyonu taşıyor. Biri kapattı, diğeri de sat sinyalini bugün kapanış itibariyle verecek gibi görünmekte. Devam edelim. MGB 4S algoritmasına geçiyorum. MGB 4S'te işte yakalanmayan bir hareketi görüyorsunuz. 15 Şubat Çarşamba günü açılan pozisyon birinci ve ikinci kar satışları sonrasında fiyat geri çekilmesiyle birlikte pozisyonu kapatmış. 46.30'lu seviyeler pozisyon kapanışı ve sonrasında gelen bir al sinyali görmemekteyiz. 4 saatlik grafik tabi daha detay çalışıyor, daha erken davranıyor. Miraculum'da da keza aynı şekilde. Bakın, ikinci 4 saatlik algoritmayı paylaşıyorum. Yani 4 tane günlük, 2 tane de 4 saatlik algoritma sinyalinden bahsediyorum. Lütfen matematiğin ne şekilde çalıştığına dikkat edin. Alım sinyali geliyor ve 15 Şubat Çarşamba günü saat 1 mumuyla birlikte pozisyon açılmış. 41.36. Birinci, ikinci ve üçüncü kar satışları yapılmış. Üçüncü kar satışı zaten zirvede yapılmış artık. Mükemmel yönetiyor ve dönüşle birlikte sat sinyali ekranda. Pozisyon kapanışı 44.80 olarak okuyorum. Ve sonrasında açılan yeni bir pozisyon yok. Mumlar kırmızı ve mümkün değil. Burada alım sinyali zaten gelmeyecek. Çünkü tetik fiyatını görmekteyim. Algoritma benim için gösteriyor. Bakın, tetik burada. Burası 44.32. Yani 4 saatlik kapanışların 44.32 üzerine yerleşmesi gerekiyor tekrar. Ancak o durumda algoritma al sinyali üretecek. Evet. Gelelim şimdi alım satım sistemlerine. Günlük grafiğe geri dönüyorum. Victor'u çalıştırıyorum. Victor pozisyonu açmış, geri dönüşle birlikte kapatmış. Dikkat edecek olursanız bu mum kapanışı 44.10 seviyelerinde yaklaşık olarak 44.04 ve sonrasında yeni bir alım sinyali yok. Ignis'e bakalım. Ignis'in pozisyon açılışı ve pozisyon kapanışı şu an itibarıyla bugünkü kapanışla birlikte sat sinyali gelecek. Ignis'in açılış bölgesi burası 44.80'ler. 16 Şubat Perşembe günü al sinyali vermiş şu gepli açılışla birlikte. Ancak maalesef bugünkü kötü haberin etkisiyle de birlikte sata dönmüş. Sebebi şudur, budur değerli yatırımcılar. Sebep önemli değil. Ancak matematik işte bu şekilde hesaplıyor ve hesapladıktan sonra sinyali getiriyor. Ekrana tekrar al sinyali verdiğinde Ignis'te çalışan yatırımcılar Ereğli'de tekrar pozisyon açmak durumundadır. Evet, gelelim filtrelere. Filtreler son derece önemli. Fiyatın filtrelere göre, EMA'lara göre, regresyon kanallarına göre nerede olduğu çok önem taşır. Aksi takdirde yok 53 liradan düşmüş Ereğli 41 liraya alınır demek yersizdir. Fiyat önemsizdir. Şimdi bugünkü aşağı kopuşla birlikte bakın bandın altında bir kapanış yapacağımız kesinleşti. Şimdi bundan sonrasında hareketin tekrar bu bant üzerine atması beni güvenli bölgeye getirecek. Bu bölge benim için güvenli. Bunun altında, bandın altında kaldığı her dönem tehlikedir, risktir. Şu risk gibi. Bunu sevmeyiz. Yani bizim indikatör filtre çizgimizin, bandımızın altında kalması hoş değildir. Toleransa bakalım. Toleransta kırmızıya dönen bir gün yaşıyoruz. Yani bu dönüşün, bakın 53'ten başlayan bu dönüşün dün itibarıyla da hadi tolere edilebilir olduğunu gösteriyor bana. Ancak bugün itibarıyla gelen bu kopuşlu düşüş kırmızıya döndürdü. Görmüş olduğunuz gibi bugün ilk gün. M2'nin üzerinde olmalıyız. Üzerine yerleşeyim mi, yerleşmeyeyim mi dönemi artık sonuçlandı. Altında kaldı.
altında kaldığı dönemleri sevmiyoruz. Başımıza her zaman için negatif anlamda hani uğraşmamızı gerektirecek bir pozisyona yakalanma ihtimali doğuyor çünkü filtrelerin her zaman üzerinde olmalıyız. M2'nin güncel değeri 44-42 olarak okuyorum. Bu seviyenin üzerine yerleşen bölgeler güvenlidir. Devam edelim. Kaufman-Elesma kesişmesi. Bakın şu temaslanma sonrasında gelen atak gayet iyi ancak işte bu şekilde koptu muydu olmuyor değerli yatırımcılar. Kağıt ne olursa olsun. Bu şekilde hani matematikle izah edilemeyecek yükselişlerin gerçekten dönüşleri de hiç hoş olmuyor. Ereğli 16 Şubat'taki açılıştan sonra 53 liraya giden bu harekette 53-54 görmüş bu arada maksimumda. Bu hareketteki abartı şu anda eritilmeye çalışılıyor. Devam edelim. Finkorat. Mavinin altında kalmamalıyız. Bakın Finkorat eğrimiz burada. Bugün koptu iş. Şimdi bunu bir şekilde toparlayabilmesi gerekiyor. Bütün filtrelerde aynı görünüm oluştu. Biraz sonra hepsini birden ekrana vereceğim, göreceksiniz. Zamana dayalıya bakın. Zamana dayalı fonksiyonda da bugün itibarıyla aşağı yönlü bir kopuş gerçekleşmiş fiyatta. Diferansiyelde de durum aynıdır. Kırmızıya dönmüş. Gerçi kırmızıya dönmesi çarşamba günü olmuş. Bakın. Diferansiyel en hassas, en fiyata duyarlı olandır. O yüzden biraz erken hareket eder. EMATRE bandının da üzerinde olmalıyız ve filtre yönü yukarı olmalı. Gördüğünüz gibi bugün itibarıyla buradaki görünüm bozuldu. Finorma'ya bakalım. Bir alım fırsatı yaratabilecek seviyeyi tespit edelim. Finorma uzun vadeli bir filtre ve temasları, fiyatın temas etmesi hali bir evet alım fırsatı olarak değerlendirilecek seviyedir. Ancak burada gördüğünüz gibi aşağı kırıldı mıydı? Çok fazla da ısrar etmemek şarttır. Aşağı akış gelebilir. Konjonktürel bir değerlendirme yapmanız lazım. Burada pozitif yukarı yönlü çalışırken az önce gösterdiğim bölgeyi hiç takılmadan kırmış gördüğünüz gibi. En sebebi şuydu buydu Çin'deki demir cevheri vesaireydi o dönemi hatırlıyorum. Ne olursa olsun neticede matematik çat demiş kırdığını göstermiş olay bitmiş. Sonra uğraşın durum bu kadar. Hatta bitmemiş de yani olayın devamı da vahim. Neyse şimdi oraya kadar akacaksak eğer 38-80'ler 38-90'lar bu bölge destek teşkil edecek bölge olarak duruyor. Riski seven yatırımcı için denenebilir seviyelerdir alım yönünde. Ancak dediğim gibi kırıldığını görüp üzerine atamıyorsa orada korkacaksınız. Dinamik lineer regresyon kanallarını yerleştirdim. Burada son regresyonun aşağı çevirdiğini artık görüyoruz. Müsaadenizle indikatörlere geçiyorum. Yeni nesil indikatörlerde öncelikle MAP'yi gösteriyorum. Her zaman olduğu gibi şu dinamiği kapatalım. Karıştırmasın ortalığı. Şimdi MAP'de bakın maviye dönüş bir türlü gerçekleşmedi. Yani şu bölgede gerçekten o abartılı hareketle birlikte oluşan alım iştahı sonrasında önce zayıfladı ve sonra bir baskı oluşmaya başladı kağıtta. Ve bu baskı aynı MAP'de şu şekilde bir görünüme sebep oluyor. Direkt olarak fiyat hareketini birebir alım iştahı ve satış baskısı şeklinde çok net anlatıyor grafik görüyorsunuz indikatör. Burada bugün itibarıyla artık gerçekten satış baskısının halen daha güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Evet, gerekçe var. İşte kötü haber geldi. Yatırım yapacakmış, temettü vermeyecekmiş vesaire. Durumu indikatörde bu görünüme yol açtı. TSI. Özür dilerim. TSI de bozuldu. Bakın TSI'nin bozulduğu gün zaten gerçi kesişme zaten yani çarşamba günü gerçekleşmiş. Burada hava bozmuş aslında. TSI de bunu net olarak veriyor. Şu anda kırmızı bölgedeyiz. Alım düşünmek için erken.
fiyat düşüyor diye dikkat ederseniz alım yapın, koşun, kapısında sıraya girin durumu olmuyor indikatörde. Şimdi pazartesi artı kapatsa da olmayacak. Yani böyle bir günde bu değişmez. Gözlemlemek ve yakından takip etmek ve sabretmek gerekir, irade gerekir. Borsada önemli faktörlerdir. Evet, kırmızı mumlar burada oluşmuş ve bugün itibariyle, hatta dün itibariyle sat sinyaline dönmüş RSI'yi görüyorsunuz. Bu mum sat mumu. QQ'ye bakalım. Burada da bir sat sinyali bugün itibariyle kapanışta gelecek gibi görünüyor. Gördünüz. Bu seviyelerde kapanması hali QQ'yi de sat sinyalini getirecek. Çok net çalışır. Fazla anlatmama gerek yok. Sat sinyalinde bulunmuyorsunuz. Al sinyalinde tahtada oluyorsunuz. Nerede aldırmış? Şurada. Bugün burada sattırıyor. Evet. Değerli katılımcılar, şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. Bu içerikte kullanmış olduğum tüm yeni nesil indikatörlerin kaynak kodlarını sizlerle paylaşıyorum. Benim amacım bu seminer dahilinde alacağınız 15 saatlik teknik analiz eğitimi ile birlikte bu kodları da kullanarak kendi TradingView ekranınızı aynı benim gibi oluşturmanızı sağlamaktır. Bunu sağladığımızda matematikle, bilinçle, bilgiyle pozisyonlarınızı yönetmeniz anlamında çok büyük bir adım atarsınız. Sonrasında sağın solun ne dediğiyle sosyal medyada kim neye al demiş, kim neye sat demiş meselelerine takılmadan kendi kararlarınızı uygulayarak bilinçli ve gerçekten planlı bir şekilde pozisyon yönetmenizi sağlamak. Benim amacım bu. Çünkü biliyorum sosyal medyadaki analizlerle işte şurada şuradan alın, bunu buradan satın gibi size talimatvari anlatımlarla maalesef ve maalesef uzun süreli bir yatırımcı hayatınız oluşmaz, olmaz. Ama teknik analiz bilgisiyle, indikatörlerle çalışmayı gerçekten bir ilke haline getirirseniz bu iş ömür boyu olur. Ömür boyu her enstrümanda bunları uygulayabilirsiniz. Sonrasında algoritmalarla ilgili video linkleri gelecek. Matre ve HSD'nin örnekli anlatımları var. İlgilenen yatırımcılar o linkleri kullanabilirler. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.